الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler kıymetli Müslümanlar geçen dersimizde yeryüzüyle insanlar arasında mevcut olan bağlantıyı, rabıtayı, alakayı arz etmeye çalışmıştık. Bugün de yine bu konuyu biraz daha genişleterek devam edelim. Gökler ile yer arasında muazzam bir münasebet var. Gökler ile yer arasında, yeryüzüyle de insan arasında çok ciddi münasebetler var. Çok büyük alaka var. İnsansız yeryüzünü düşünmek mümkün değil. Acaba insanlar olmasaydı yeryüzü olacak mıydı? Vallahi olmayacaktı. Demek ki olmazsa olmaz diye bir şey var. İnsan olmazsa dünya olmaz. Veya olmayacaktı. Demek ki dünya ile insan arasında bu kadar ciddi, zaruri, mecburi bir alaka var. Dünyayı dengelemek için, dünyayı huzura kavuşturmak için, dünyada dünyayı huzur içinde, sükun içinde, saadet içinde bulundurmak için demek ki evvela neyin üzerinde durmak lazım? İnsanın. İnsan huzurluysa, insan mutluysa, insan dengeliyse, insan doğruysa, dürüstse, doğru yoldaysa dünyanın da huzuru mevzu bahistir. Bu konuyu biraz daha genişletelim. İnsan olmasaydı dünya olmayacaktı. O halde bir bakıma dinimize göre, inancımıza göre varlıkların ve mahlukların merkezinde insan var. Merkez. Her şey o insanın etrafında kuşatılmış olarak mevcut. Merkezde insan var. Bunu şuna benzetmek lazım. Yuvarlak bir havuz düşünün. İçinde pırıl pırıl suyun bulunduğu bir havuz. Havuzun tam ortasına küçük bir taş parçası atın. Taş parçası. O attığınız taş parçası suya dokunduktan ve suya battıktan sonra orada yuvarlak bir halka meydana gelir. Yuvarlak bir sudan bir halka, öyle mi değil mi? Sudan bir halka. Sonra bakarsınız ki ikinci bir halka.
Sonra üçüncü halka, o halkalar genişliğe, genişliğe, genişliğe havuzun sonuna kadar devam eder. Önce bir halka, sonra o halka genişleyerek havuzun sonuna kadar dikkat ettiyseniz devam eder. Havuz biter, dalga biter, yuvarlak biter, çember biter. İşte yeryüzüyle insan arasındaki münasebeti böyle görmek lazım. Allah insanı yaratmayı murad ettikten sonra arkasından bitkileri, hayvanları, madenleri, mahlukları, eşyaları, dağları, denizleri o insanın etrafında halka 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 yaratmıştır. İnsan olmasaydı dağlar, denizler, güneşler, aylar, yıldızlar, topraklar olmayacaktı. Hani zihnimizde canlandıralım diye ben bu misali söyledim. Her şey gelip insana dayanıyor. Bundan dolayıdır ki aynen bu havuza atılan taşın etrafında genişleyerek, büyüyerek meydana gelen sudan dalgalar, sudan halkalar gibi yeryüzünde de bir bakıma aynı hadise cereyan ediyor. Ne var yeryüzünde? İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ila ahiril ayet. Yeryüzünde Allah'a ilk ibadet edilen, secde edilen, Allah'ın huzurunda rükû'a ve secdeye varılan ilk bina, ilk beyt, Beytullah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Mekke'de Beytullah'tır. Dört duvardan ibaret bir bina yükselmiş, örtülü bir bina ve etrafında müminler Allah'a ibadet ediyorlar. Aynen havuza atılan taş ve o taşın etrafındaki dalgalar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gidin Mekke'ye, Mescid-i Haram'a girin, Kabe etrafında yuvarlak halkalar göreceksiniz. Kabe'ye en yakında olan birinci halka, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, kırkıncı halkalar genişliyor Kabe etrafında. Mekke'yi taşın, Mekke'den çıkın, halkalar devam ediyor. Hicaz topraklarını aşın, halka devam ediyor. Gelin Türkiye'ye, halka devam ediyor. Bütün dünya Müslümanları halka gibi döne 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 Kabe'nin etrafında halka veya dalga teşkil ediyor mu, etmiyor mu? Aynıdır. Biz kim bilir kaç yüz bininci halkadayız şimdi bugün burada. Biraz sonra namaza kalktığımız zaman o halkaya gireceğiz. Demek insan olmasaydı dünya olmayacaktı. Keşke bütün okullarda, bütün fakültelerde Kur'an'ın ortaya koyduğu bu gerçeği okutma imkanı bulsaydık. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı İslam'ın emrinde, Kur'an'ın hükmünde olsaydı. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı Müslümanların elinde olsaydı. Böyle okuturduk, böyle anlatırdık, böyle öğretirdik. Siz bakın yeryüzünde huzur var mı yok mu? Bakın yeryüzünde güven var mı yok mu? Bakın yeryüzünde aç kalan bir tek insan oluyor mu olmuyor mu? Düşünün ki Müslüman namazdan çıkarken selam veriyor. Namazdan çıkarken selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz. Arapçada Esselamu aleyküm bir cemaate verilen selamın ifadesidir. Cemaate verilen selam. Yalnız başına kıldığınız namazda bile selam böyle verilir. Diyelim ki tek başınıza evinizde veya bir arazide, bir dairede, bir yazıhanede tek başına namaz kılıyorsunuz. O namazdan çıkarken selamınız değişmez. İster cemaatle namaz kılın, ister tek başınıza namaz kılın. Selam verirken hiç değişmeyen selam var. Nedir? Esselamu aleyküm. Bakın, küm demek cemaat demek. Ey cemaati müslimin, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun diyorsunuz. Tek başınıza namaz kılıyorsunuz, namaz kıldığınız yerde sizden başka kimse yok. Tek başınızsın. Ama yine ey Müslüman cemaat,
cemaati Müslümin, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun diyorsunuz. Yanınızda cemaat var mı? Yok ama siz öyle bir halkadasınız ki senin namaza durduğun noktada senin sağından ve solundan milyonlarca Müslüman bir halka halinde Kabe'ye dönmüş olduğunu düşünüyorsunuz. O anda yanınız olmayabilir. Belki bir kilometre mesafede var bir Müslüman, aynı çizgide, aynı hizada, aynı yolda. Cemaat şuuru. Bütün dünya Müslümanları Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah selamına ortak ediliyor. İmanda kemal böyledir. İmanda kemale ermek için her sene Beytullah'a gitmeye gerek yok. Bizde en Müslüman adam, en hayırlı adam, en takva sahibi adam her sene Beytullah'a gidendir diye söylenir. Vallahi yanlıştır. Hadis böyle söylemiyor. Hadis şerif ne diyor? لَيْسَ الْمُؤْمِنُ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ عِنْدَ جَنْبَيْهِ Yanı başında Müslüman komşusu aç karnına ihtiyaç içinde, açlık içinde kıvranırken kendisi karnını doyuran kişi vallahi müttaki olamaz. Takva sahibi olamaz. Bakın dikkat edin. Bizde Müslümanların nazarında en ileri Müslüman, en mütekamil Müslüman, en tekva sahibi Müslüman, en sofu, en dindar Müslüman her sene Beytullah'a gidendir zannediliyor. Bu yanlıştır. Yani Efendimiz açın 600 bin hadisi okuyun. 600 bin hadisin içinde her sene Beytullah'a gelmeyen mümin-i kamil olamaz diye bir hadis duydunuz mu duymadınız mı soruyorum. Var mı öyle bir hadis? Yok kardeşim vallahi yok. Ben 30 yıldır kitap karıştırıyorum. Her sene ömreye, her sene hacca gelmeyen mümin-i kamil olamaz diye bir madde, hadis yok. Ama yanı başında komşusu aç iken karnını doyuran kişi mümin-i kamil olamaz diye hadis var. Ne olacak şimdi bizim halimiz? Müslümanlar biz yanlış yoldayız. Müslümanlar yanlış yoldayız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Nerede olursanız olun, zaten Müslümanların bulunduğu halkanın içindesiniz. Yeter ki onlara el uzatasınız, onlarla paylaşasınız, onlarla bütünleşesiniz. Bütünleşmek, Müslümanların bütünleşmesi camide namaz kılmasından ibaret değildir. Efendim camide toplaşıyoruz ya, camide bir araya geliyoruz ya, İslam'da bütünleşmekten gaye bu değildir. Camide omuz omuza gelenler, camiden çıktıktan sonra bütün İslami meselelerde, insani meselelerde aynen camideki gibi omuz omuza gelemiyorlarsa bunlar henüz bütünleşmiş değildir. İslam'da hayat camiyle kayıtlı değildir. İslam'da hayatı ikiye ayıramazsınız. Müslümanlar, şurada anlaşmamız lazım. İslam dininde hayatı ikiye ayıramazsınız. Bir camide geçen hayat, bir de caminin dışında geçen hayat. İslam'da hayat bir bütündür. Caminin içinde geçen hayat ile caminin dışında geçen hayatımızın bütün mihveri, hareketi, dinamiği, ölçüsü Allah'a kul olmak yalnız camide değil, caminin dışında da Allah'a kul olmak zorundayız. Camiye namaz kılmaya geldiğimiz zaman ne diyoruz? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Yani ancak senin karşında eğiliriz. Ancak senin karşında boynumuzu bükeriz. Ay ancak senin karşında yüzümüzü yere koyar secde ederiz. Camide bu. İşte camiyle kayıtlı değil bu. Camiden çıktıktan sonra gidip bir müsteşarın, genel müdürün, patronun, zenginin karşısında eğiliyorsa bir Müslüman camide namaz kılmış değildir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn sadece camilere mahsus değil. Caminin dışında da hangi makamda, mekanda, hangi hizmetin içinde, başında bulunuyorsan bulun, hangi halde, hangi yolda olursan ol, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn demeye mecbursun. Yalnız namaza mahsus değil bu ayet.
Müminler, biz geleneklerin, göreneklerin, adetlerin elinde kalarak İslami hayatı, bir caminin içinde geçen hayat, bir de caminin dışında, yani caddede, çarşıda, pazarda, panayırda, işin gücün üzerinde geçen hayat diye ikiye ayırmış gibiyiz. Mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Öyle insanlar işitiyorum ki, geçen gün anlattılar, kahvehanede adamlar toplanmışlar, kumar oynuyorlar. İskambil kağıtlarıyla bir oyun, bir bahis, bir kumar oynuyorlar. Bir de bakmışlar ki öğle namazını vakti geçiyor. Hemen kumar kağıtlarını, oyun kağıtlarını masada bırakmışlar, namazdan sonra gelir devam ederiz demişler. Bak, kumar oynuyorlar masada. Bir bakıyorlar namazın vakti geçiyor, hemen gidip o kumar kağıtlarını, iskambil kağıtlarını masada bırakıp hemen oradaki camiye koşuyorlar. Camiden çıktıktan sonra gelip oyunumuza, iskambil kağıtlarıyla kumarımıza devam ederiz diyorlar. Bakın, şu anlayışa bakın. Bu bir felakettir. Onun için böyle giremeyiz, böyle bir Müslüman toplum olamayız. Allah İslam'ın ve Kur'an'ın ve hükümlerin tamamının uygulanmasını istiyor. Yalnız gelin de camide bana kulluk edin, camiden çıktıktan sonra serbestsiniz, ne yaparsanız yapın dememiş. Bunu anlatamıyoruz kimseye. Mesela bir iş toplantısında, bir şirket ortaklarının toplantısında dini ve ahlaki bir konuşma yapmaya başladığınız zaman birden bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Sıkıntı başlıyor. Patronlardan birisi diyor, arkadaş bu ahlaki konuşmayı git camide yap diyor. Burası şirket. Burada diyor ahlak olmaz, burada Allah olmaz diyor. Şirkette Allah olmazmış. Allah camide olurmuş, caminin dışında Allah olmazmış. Sübhanallah. Kardeşler, işte bundan dolayı adam kahvehanede kumar kağıtlarıyla oynuyor, gidip namazı kılıp gelip oynamaya devam ediyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte biz Allah'a karşı sadece camide sorumluyuz, camiden sonra Allah bizden bir şey sormayacak zannediyorlar. Yani Allah bizim hayatımızı ikiye ayırmış. Camide geçen hayatımız, caminin dışında geçen hayatımız. Camide geçen hayatınızı soracağım, caminin dışında geçen hayatınızdan sormayacağım zannediyorlar. Böyle bir ayrım, böyle bir bölücülük var. Esas bölücü bunlar, bölmüşler İslam'ı. Camide geçen hayat, caminin dışında geçen hayat. Halbuki hayat bir bütündür. Cami de o bütünün bir parçasıdır. Allah-u Teala camide yaptıklarımızdan da caddede, çarşıda, pazarda, piyasada, işimizin başında, kasamızın başında yaptıklarımızdan da vallahi bizi hesaba çekecek. Peki o zaman nasıl oluyor? Demek ki burada anlaşılmayan bir şey var. İbadet kavramı anlaşılmamıştır. İbadeti sadece camide yapılan şekillerden ve usullerden ibaret telakki etmek Kur'an'a muazzam zıt düşüyor. Tekrar konumuza dönecek olursak, demek ki Allah Celle Celaluhu insanları yaratmasaydı dünyamızı yaratmayacaktı. Dünyamızın ağırlığı insandır. Dünyamızın asıl hedef varlığı, merkez varlığı insandır. İnsandır. İnsanın da bütün hususiyeti, bütün önemi, kıymeti, değeri,
manası, mahiyeti, hakikati, özelliği Allah'a kulluk etmesidir. Demek ki dünyamızın manası insandır, insanın manası ibadettir. Kelimelere dikkat edelim. Dünyamızın manası insan. Yani insan olmasa dünya olmayacak. Olmazsa olmaz şartı var. Dünyamızın esas özelliği, dünyanın ruhu, manası insan. İnsanı kaldırın, dünya yoktur. Peki insanın özelliği, güzelliği, önemi, kıymeti, ruhu nedir? İbadettir. İbadet etmeyen insan ölmüştür. Peki ibadet nedir? Sadece camide eda edilen namazdan ibaret değildir. Hayatımızı kuşatan Allah'ın bütün hükümleri ibadettir. İbadet. Çok eksiklerimiz var, çok yanlış anlayışlarımız var. Çok bakıyorsunuz Eyüp Sultan Camii Şerifine ziyarete gelen açık saçık kadınlar görüyoruz. Zaman zaman ziyaretlerde siz de görmüşsünüzdür. Caminin içine girerken başına ince bir örtü örtüyor. Taş örtüsü. Camiye girerken şöyle usulen, o da usulen, alel usul, bir başörtüsü örtüyor, camiye giriyor. Camiden çıkarken başındaki örtüyü alıp çantasına koyuyor. Yahu hanımefendi niye böyle yaptın? Allah'ın evine giriyoruz ya. Peki Allah'ın evinde Allah var da Allah'ın evinden çıktı taşı Allah yok mu? Yok diyor, Allah karışmaz dışarıya diyor. Böyle okutulmuş, böyle öğretilmiş, böyle yerleştirilmiş. İşte sapıklık buradan başlıyor. Allah-u Teala davranışlarımızdan bizi mutlaka sorumlu tutacak. Davranışlarımızdan sorumluyuz. Nerede? Sadece caminin içinde. Bu tamamen İslam'a iftiradır. Caminin içindeki davranışlarımız da, caminin dışındaki davranışlarımız da hepsi suale muhatap olacak. Hepsi sorguya dahildir. Bütün hayatımız sorguya dahildir. Gençliğimiz, zenginliğimiz, servetimiz, sıhhatimiz, yaptığımız, ettiğimiz, işlediğimiz her şeyden sorumluyuz. Yalnız camide geçen dakikalardan değil. Bu yanlışlığı düzeltmemiz lazım Müslümanlar. Şöyle bir hesap yapabiliriz. Yani hataların en büyüğü, felaketlerin en büyüğü buradan kaynaklanıyor. Diyelim ki günde 5 vakit namaz var. Günde 5 vakit namaz. Bunu artıramazsınız, eksiltemezsiniz. 5 vakit namazda kıldığımız namazları toplayın, namazın rekatlarını. 1. rekat, 2. rekat, 3. rekat, 4. 5. rekat yok zaten. En büyük namaz 4 rekatlıdır. 5 vakit namazda kıldığımız, eda ettiğimiz namazların rekatlarını toplayın. Kaç rekat ediyor siz söyleyin. Bak hesaplamamışsınız. 40 rekat eder. Bir günde. Bir günde 5 vakit namaz dediğimiz namazın rekatlarını toplayın 40 rekat ediyor. 40 rekat ediyor. Her bir rekat çok rahat bir şekilde tadili erkanla 1,5 dakikada eda edilebiliyor. Acaba hocam bir rekat namaz normal kaç dakika devam eder? 1,5 dakika. Peki bir rekat 1,5 dakika devam ederse 40 rekat kaç dakika devam eder? 60 dakika. 60 dakika bir saat eder. Peki bir günde bizim muhatap olduğumuz, kullandığımız bir günde geceli gündüzü kaç saat var? 24 saat var. 24 saatin bir saatini namaza çıkarın. Geriye 23 saat kaldı. Allah bir günlük hayatımızın bir saatini soracak, 23 saatini sormayacak mı? Allah hayatımızın bütününü yani 24 saati bizden soracak. Bak yanlışlık buradan geliyor. Camide ibadet saatindeki vakitlerimizi sanki Allah'ın hesabına göre ayarlamışız.
camiden çıktıktan namazın dışında geçen dakikalarımızda sorumlu değilmişiz gibi bir anlayış var. Yanlış bir anlayış, batıl bir anlayış, Kur'an'ı inkara dayanan bir anlayış bu, nauzu billah. Soruyorsunuz, baş açık bir kadın efendiye soruyorsunuz, hanımefendi, işittiğime göre siz namaz da kılıyormuşsunuz, hacca da gitmişsiniz ama başınız açık, caddede, çarşıda baş açık dolaşıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz diye sorduğun zaman, vallahi şu cevabı, efendim diyor, ben çağdaş Müslümanım, modern Müslümanım, laik Müslümanım, namaz da kılarım, içki de içerim. Namaz da kılarım, hacca da giderim, akşamları birer yarım kadeh içki de kullanırım, baş açık gezerim. Bunun bir mesuliyeti yoktur, ben çağdaş, modern bir kadınım, namaza da evet, içkiye de evet diyor. Peki bu ne? Bu nereden çıktı bu anlayış? Nereden çıktı bu düşünce, bu tarz, bu tavır? Elimizde Kur'an-ı Kerim olmasa tamam, sapıtacağız. E Kur'an-ı Kerim var. Kur'an böyle bir anlayışı kabul etmiyor. Ben ağzıma geleni söylerim. Vallahi söyleyemezsiniz. Allah'ın Resulü ne diyor? Evvela Kur'an ne diyor? مَا يَلْفُزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Bir Müslümanın ağzından çıkan her kelime Allah tarafından görevlendirilen murakip melekler tarafından kayda geçiriliyor diyor. Kur'an bunu söylüyor. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ Kavil söz demek. Ağızdan çıkan her bir söz, Allah tarafından görevlendirilen bir melek vasıtasıyla vallahi kayda, banta alınıyor ve sicile kayıt ediliyor. Kayıt ediliyor. Ağzından her çıkan kelime. Adam hala ne diyor? Ben diyor aklıma geleni söylerim. İstediğim gibi konuşurum. İstediğim gibi konuşurum diyen Müslüman değildir. Allah ve Resulünün istediği gibi konuşacaksın. Yalan söyleyemezsin. Gıybet edemezsin. İftira edemezsin. İstediğim gibi konuşurum sözü Allah'a isyandır. Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Çıkarken alhazırsın. Çıkarken buradayız. Allah'a ve Resulüne inanmış adam ben istediğimi severim, İstediğimi sevmem diyor. Yanlıştır. Müslümanın tavrı bu değildir. Allah'ın sevdiğini seveceksin, Allah'ın sevmediğini. Bak demek ki ben istediğimi severim sözü İslam'ın sözü değildir. Yanlış mı konuşuyoruz yoksa? Allah'ın kitabı böyle söylüyor. Mümkün değil. Yani sen Müslümansın. Müslüman adam bütün tavırlarından, tarzlarından, tutumlarından sorumludur. Neye karşı? Allah'a karşı sorumlu. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah'a karşı sorumluluk sadece camilerde mi olur? Yok. Caminin içinde de dışında da nerede bulunursak bulunalım sorumluyuz. İşte bunu anlatamadık insanlara. Canım ben evimde ne istesem yaparım. Yahu senin evin de Allah'ın murakabesi altında, benim de, senin de, onun da Allah'ın hükmünün, iradesinin, ilminin geçmediği mekan yok. İstediğimi yaparım, istediğimi yerim, istediğimi içerim, istediğimi alırım, istediğimi satarım diyemezsiniz. İstediğimi konuşurum diyemezsiniz. İstediğim gibi davranırım değil. Allah'ın ve Resulünün istediği gibi davranmak zorundasınız. Müslümanın tavrı budur. Bu anlayışın içinde Müslüman olduğu söylenen insanlar hacca gidiyorlar. Normal hacca gidiyor. Hacca gidince Beytullah'a, Kâbetullah'a gitmeden evvel, Mekke'ye girmeden evvel ne yapıyorlar bu hacılar? İhrama giriyorlar. Demek ki Mekke'den evvel, Mekke'ye girmeden evvel neye girmesi lazım insanların? Mekke'ye girmeden evvel neye girmesi lazım? İhrama, ihrama.
İhrama girmeyen Mekke'ye giremez. İhrama girmeyen Mekke'ye giremez. İhrama girmeyen Mekke'ye giremez. İhram nedir? İki parça bez parçasına bürünmektir, örtünmektir. Şekil itibariyle. İki parça bez, iki parça havlu. Bürünüyorsun, örtülüyorsun. Bunu yapıyor Müslüman. Hacca giden herkes bunu yapıyor, ihrama bürünüyor. Yani Allah'ın emrettiği kendi üzerindeki elbiseyi, memleketinden getirdiği ceketi, pantolu, elbiseyi çıkarıyor. Allah'ın emrettiği elbiseyi giyiyor mu, giymiyor mu? Siz söyleyin. İhram bu demek zaten. Aynı hacı Mekke'den, hacdan dönüyor, öz karısına ve kızına Allah'ın emrettiği başörtüyü örtülemiyor. Bakın. Kendisi hacca giderken uçakta veya ilgili mikat dediğimiz yerlerde Allah'ın emrettiği elbiseye bürünüyor, ihrama giriyor, Allah'ın emrettiği elbiseyi giyiyor, kendi nikahlı karısına baştan aşağı Allah'ın emrettiği gibi giyindiremiyor, örttüremiyor, tesettür uygulayamıyor. Bu adam hacı değildir. Canım o başka, bu başka. İşte budur Müslümanı yok eden hadise. İşte bugün dünyada onun için Müslümanların ağırlığı yok. Bakın bugün dünyada sayı itibariyle 1,5 milyar Müslüman var. Dünya siyasetinde ve ticaretinde 1,5 gram ağırlığımız yok. Niye? O iş başka, bu iş başka diyor. Dinini yansıtmıyor, dinini hayata geçirmiyor, dinini yaşamıyor, dinini hakim kılmıyor. Kendi nefsini hakim kılıyor. Ey hacda, mikatta ihrama giren hacı, hacdan döndükten sonra hanımın açık saçıksa, kızın açık saçıksa, onları Allah'ın emrettiği kıyafete sokamayacaksan ihrama girme, senin hacın muteber değildir. İslam bir bütündür. Bir yere kadar İslam, ondan sonra keyfim olmaz. Müslüman bütün hayatını Allah'ın dinine uydurmaya mecburdur. Efendim hacca giderken dinime uyarım, hacdan döndüm mi keyfine uyarım. Müslüman değilsin. Namaz kılarken Rabbime uyarım, namazdan çıktıktan sonra günün şartlarına uyarım. Vallahi Müslüman değilsin. Her zaman Allah'a uyacaksın. Her yerde. Evet. Bazı Müslüman sanayiciler, iş adamları, tüccarlar, esnaflar bu anlayışın içerisinde zekatını veriyor. Gayet güzel zekatını veren iş adamlarımız var. Gayet güzel sadaka veren, teberru eden, tasadduk eden, sadaka, zekat veren iş adamlarımız var. Bu yönüyle bakıyorsunuz Müslüman maşallah. Ama öbür taraftan İstediği gibi faizli krediyi de rahat alabiliyor. Zekat veriyor, buradan bakıyorsunuz Müslüman. Öbür taraftan faiz alıyor, faizli kredi alıyor, hiç İslam'la bağdaşması mümkün değil. Niye böyle yapıyorsun Mustafa Efendi diyorsun, hocam o iş başka, bu iş başka diyor. Hani İslam bir bütündü? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ الْبَعْضِ Kur'an-ı Kerim diyor ki, Allah'ın emirlerinden, ayetlerinden bir kısmını alıyor, bir kısmını kabul etmiyor musunuz? O halde toptan kafirsiniz. İslam bir bütündür. Kur'an'ın 6666 ayetinin tamamını kabul etmeden Müslüman olunmaz. Hocam 6665'ini kabul edeyim de bir tanesini etmeyeyim. Toptan Kur'an'ı inkar etmişsin. Hadise budur. İslami manada hadise bundan ibarettir. Bunun dışında hiçbir fetvaya itibar edilmesi mümkün değil. Çünkü Müslümanın fetvası Kur'an'a aykırı olamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşü ve fetvası Kur'an'a aykırı olamaz. Aykırı oldu mu, Diyanet'in fetvasını paçavra gibi atarız.
paçavra. Bizi bağlayan Kur'an'dır. Bizi bağlayan sünnet-i Muhammediyedir. Hiç kimsenin fetvası bizi bağlamaz. Hiç kimsenin görüşü bizi bağlamaz. Hiç kimsenin ilke ve inkılapları Müslümanı bağlayamaz. Efendim ilke ve inkılaplar var. Allah-u Teala sana mahşerde falanın ilke ve inkılaplarını mı soracak, Kur'an-ı Kerim'i mi soracak? Bana bunun cevabını ver bakayım. Hiç kimsenin inkılapları, ilkesi, laiklik, falanlık, vallahi bizi bağlamaz. Sorumluluğunuzu atamazsınız. Ya Rabbi, Türkiye'de laiklik ilkesi vardı, bunu yapamamıştım. Vallahi sorumlu atamazsın, sorumlusun. Mecbursun. Mümin, itikadına, inancına, kitabına aykırı olan bütün sistemle kavgalı olacak. Barışık olmak mümkün değil. Barışık oldun mu karışıksın. Karışık. Her şeyin karışık senin. Hesabın karışık, kitabın karışık. Adam çok rahat zekat veriyor. Zekat verirken ne kadar rahat veriyorsa faizi de o kadar rahat alıyor. Böyle Müslümanlık olmaz, mümkün değil. Allah ehallallahu el-bey'a ve harrama'r-riba. Allah zekat vermeyi emretti, faiz almayı, faiz vermeyi yasak etti. Sen yasakla emri aynı şey zannediyorsun. Yanlış anlayış var. Yanlış inanış var. Geliyor camide Müslüman, alnını yere koyuyor, secde ediyor. Başını yere koyuyor, ellerini yere koyuyor, secde ediyor. Aynı Müslümanı bir bakıyorsunuz ki tapu ve kadastro müdürünün karşısında iki büklüm görüyorsunuz. Beş paralık dünya için adeta Allah'a ettiği secdeyi unutup o tapu sicil muhafızının önünde iki büklüm secde ediyor. Ne olacak? Tapu alacak. Tapu. Hani sen Müslümanın secde ediyordun? Canım o iş başka, bu iş başka hocam diyor. Felaket burada. Müslüman Allah'ın karşısında, Allah'ın huzurunda yere koyduğu başını hiçbir şey için aynı vaziyeti yere koyamaz, eğilemez, bükülemez, dökülemez. Şahsiyetini ayak altına alamaz. Görüyorsunuz. Hele bugünlerde görüyorsunuz, resmen satılık milletvekilleri şimdi piyasada en pahalı şey nedir diye sorsanız milletvekili, en pahalı piyasa malı. Şu anda milyarlar, trilyonlar Ankara'da vallahi konuşuluyor. Dün geldi bir profesör arkadaşımız geldi Ankara'dan, 3 gün kalmış. Vallahi milletvekillerinin fiyatlarını işitmekten diyor utandım, kaçtım geldim buraya diyor. İnsan diye bir şey kalmadı ki. Hangi milletin vekilleri bunlar? Hangi milletin vekilleri olduktan sormak lazım bu adamlar. Siz kimin millet? Kimin vekilisiniz siz ya? Müslümanlar, çok yanlış yoldayız. Bakıyorsunuz Müslüman hacı kardeşimiz her sene nafile hacca gidiyor. Her sene nafile. Hani farzı eda etmiş, ona bir şey diyen yok. Ömründe bir sefer hacca gitmesi zenginlere farzdır. Ondan sonra nafiledir, yani sevap kazanmak için giderler. Başka bir manası yoktur. Ömreye gitmek farz değil, sünnettir, nafiledir. Her sene adam bakıyorsun, hesabını, kitabını yapmış, ömreye, her sene hacca, her sene hacca, her sene ömreye. Ve bunu sevap zannediyor, bunu güzel bir şey zannediyor. Adeta yarışıyor. Her sene falanca ömreye gitti, ben de gideyim. Vallahi bu yarış yanlıştır. Ama yanı başında evlenemeyen tertemiz Müslüman delikanlılar var. Zinaya gitmemek için olmadık çareye başvuran, evlenemeyen, evine buzdolabı alamayan, kirasını ödeyemeyen, hele şimdi kış geliyor, kömürünü alamayan insanların arasında ömreye gitmek için yarışan bu Müslüman hangi İslam'ı temsil ediyor? Yapmayın Müslümanlar, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Her sene
sevap kazanmak için Beytullah'a gitmek şart değildir. 10 kişinin kömürünü satın al, ben sana 10 defa hacca gitmiş olmanın sevabına kefil olayım. Yapmayın Müslümanlar, yanlış yapıyorsunuz. Müslüman iş adamları yanlış yapıyor. Allah'ın razı olacağı ameller her sene hacca gitmek değildir. Yapmayın. Bakın vallahi inim inim inleyen memur kardeşlerim, geçen cuma söyledim. 3 tane memur kardeşimiz, hocam bu sene kömürümüzü sen vasıta olup temin edebilir misin diye gelip yanımda ağlayan Allah şahit memurlar var. Geçen cuma söyledim, iki arkadaşımız çıktı hocam biz halledelim dediler. Bir tanesi hala duruyor, akşam telefon etti hocam dedi, küçük çocuğumuz var dedi, akşamları soğuk oluyor, sobayı yakamadım, kömürümü ne zaman temin edeceğiz diye bana telefon açıyor. Öbür tarafta da Müslüman iş adamı her sene Beytullah'a, her sene umreye, her sene hacca. Yapmayın Müslümanlar, yapmayın. Yanlış yoldasınız. Hayru hasenatın yapılacağı yerler pek çok. Yalnız Beytullah'a, yalnız Mescid-i Haram'a koşmak sadece sevap kazanmanın vesilesi değildir. Sevap kazanmanın vesilesi pek çoktur. Bir tane değildir. Yanlış anlatmışlar bize hocalar. Yanlış anlatmış tarikat şeyleri. Nafile hacca gitmeyiniz. Ama yanı başınızda inim inim inleyen, evlenemeyen, zinaya giden, kumara giden, harama giden, hırsızlık için, hırsızlık etmemek için dişini tırnağa takan, çaresiz, imkansız, varlıksız, türlü sıkıntıların içinde inim inim inleyen, ezim ezim ezilen insanlara lütfen dönüp bakınız. Bakınız, gönüllere hitap ediniz. Kaldı ki bugün haccımız ve ömremiz, bakın ne hale geldi. İslam'ı bir bütün olarak anlayamadığımız içindir ki, haccımız aynen içine bindiğimiz, direksiyonunu kullandığımız arabalar gibi, çamaşır makinamız gibi, buzdolabımız gibi, haccımız, Kabe'miz, Beytullah'ımız da aynen Amerikan dolarına indekslendi mi, indekslenmedi mi? Amerikan dolarına bağlandı hac. Siz kendi öz paranızla, Müslüman paranızla, mümin alın teri olan Türk parasıyla Beytullah'a gidebiliyor musunuz, gidemiyor musunuz? Bunun cevabını verin lütfen. Gidemiyorsunuz. Alnınızın teriyle kazandığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin parası olan Türk lirasıyla Beytullah'a gidebilecek bir erkek şurada parmağını kaldırsın bana. Kaldırın parmağınızı bakayım. Gidemezsiniz. Amerikan dolarıyla Beytullah'a gitmeye mahkumsunuz. Gel de bunun adına hac de. Gel de bunun adına Beytullah'a gitmek de. Bu çemberi kırmadıkça, güçlenmedikçe, Türk parasını Amerikan dolarının boyunduruğundan, doların değil, Amerika'nın yularından çıkartmadıkça cennet beklemeyiniz. Lütfen Müslümanlar, yanlış anlamayın. Hacca gideceksin Amerikan dolarıyla, araba alacaksın Amerikan dolar, ev kiralayacaksın Amerikan dolarıyla. O zaman daha niye Türkiye diyorsun, Amerika'ya bağlı eyalet deyin. Daha niye hükümet kuruyorsunuz, Amerika gelsin buyur bu idare etsin. Daha niye hükümet arıyorsunuz? Daha niye Beytullah'a gidiyorsun senin Kabe'ye gidişini, gelişini, Kabe'ye gidecek olduğun parayı, yatırımı, finansmanı, Amerika belirliyorsa sen ne Müslümanısın, kimin Müslümanısın? Bana bunun cevabını ver. Kardeş kardeşe borç vermiyor Türk parasıyla. Borç istiyorsunuz diyor, dolar mı, mark mı diyor ya. Ya Türk parası yok, o yok, o öldü diyor. Daha niye Müslümansın? Daha niye varlık o iddia? Daha niçin sen bu toprakta da hakimiyet iddia ediyorsun? Hakim olanlar belli zaten. Adamlar zil takıp, zil çalıp oynuyorlar efendim. Hazar petrollerini efendim Ceyhan'a akıtma projesi kazandık.
Rusya'nın dediği olmadı. Türkiye'nin dediği oldu. Vallahi Türkiye'nin dediği değildir. Amerikan Cumhurbaşkanı Bill Clinton'ın dediği oldu. Sen kimsin? Amerikalı kalkıyor. Bu proje olacak derse oluyor, olmayacak derse olmuyor. Yeryüzü hakimiyeti Müslümanlarda olmadıkça Müslümanlık iddiası yanlıştır. Yeryüzü hakimiyeti Müslümanlarda olması lazım. Başka türlü varlığımızı, birliğimizi, huzurumuzu, ülkemizi, bölgemizi koruyamayız. Güçlenmek zorundayız Müslümanlar, çalışmak zorundayız. İslam'ı bir bütün olarak anlamak ve almak zorundayız. Yanlış telkinlere kapılmayalım. Bakın mevsim gittikçe soğukların arttığı istikamette ilerliyor. Zaruretler çoğaldı. Şeker 60 bin lira kilosu. Etin kilosu 430 bin lira. Hayatın şartları zorlaşıyor, daralıyor, fenalaşıyor. Bunalımlar artıyor. Sinir krizleri çoğalıyor. Hastahaneler adam almaz hale geliyor. Lütfen etrafınızı görün. Sadece sevap kazanmanın yolu Beytullah'a gitmek değildir. Bu yanlışı düzeltelim. Her Müslüman çevresinden sorumludur, muhitinden sorumludur, mahallesinden sorumludur, akrabasından sorumludur. Akrabadan bir fakir varken başka yere zekat gönderemezsin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Kutbeden inerken hatip efendilerimiz bu ayeti boşuna okumuyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدِّ Allah adaletle emrediyor. وَالْإِحْسَانِ iyilik yapmak. Bak Allah iyilik yapmayı emrediyor. İyilik demek karşılık beklemeyeceksin. Vereceksin ama almayacaksın. Almayacaksın ki senin alacağını Allah kendisi versin. Hani nerede? Ne adalet var memlekette, ne ihsan var. Ve itaizil kurba, akrabaya öncülük tanımak. Önce iyilik yapacaksan, önce akrabana ve itaizil kurba. Zil kurba akraba demek. Akrabaya iyilik. Kardeşe, kardeş çocukları, yeğenler, dayılar, amcalar. Akrabandan bir fakir varken bir yere gidemezsin. Muhitinle, mahallenle, aşiretinle, kabilenle, ailenle, yakın insanlarla alakadar olmadan Beytullah'a gitmenin bir manası yoktur. Manası yoktur diyorum. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan okundu mu? Ne çabuk okunuyor mübarek. Hiçbir vakit toparlayamıyoruz. Konuşmalarımızın dörtte biri ancak söyleniyor. Dörtte üçü notlarımda duruyor. Bugün konuşmak istediklerimin dörtte üçü kaldı. Niye? Bir buçuk saat kala kürsüye çıkmam lazım ki ben bunları bitireyim. Cemaat-i Müslüman'ın da bir buçuk saat kala buraya gelmesi lazım ki ben konuşayım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Kahrolacağım vallahi neredeyse. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı razı olduğu nizama mahkum eylesin. Bir hadis okuyup keseyim ki haftaya inşallah bunu geniş devam edeyim. Halimizi, yolumuzu, çaremizi, çözümümüzü ifade eden bir hadis-i şerif. Çok sıhhatli bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki, رَجُلٌ يَطِيلُ السَّفَرْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ Bir adam düşünün, hacdan gelmiş. Biliyorsunuz İslam'da en mukaddes yolculuk hac yolculuğudur. Öyle mi değil mi? Hac yolculuğu, hacdan geldi. Gelmiş ve yerfa'u yedeyhi ellerini kaldırmış yakulu Allah'a şöyle dua ediyor. Bakın Allah'a şöyle dikkat edelim. Dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hadiste bu kelime. Ey benim Rabbim şunu istiyorum, bunu istiyorum. Şöyle yap Ya Rabbi, şöyle ver Ya Rabbi, şöyle hallet Ya Rabbi diye dua ediyor. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Sadaka Rasulullah. Hacdan gelmiş bu adam, ellerini açmış Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ederken, bir de bakıyorsunuz, مَطْعَمُهُ حَرَامٌ Yediği, yiyip içtikleri tamamen haram. Yedikleri haram,
içtikleri haram, sırtındaki elbise haram. Hacca gidiyor ama yediğine dikkat etmiyor, içtiğine dikkat etmiyor, giydiğine dikkat etmiyor. Tezgahlar yabancının faizli krediyle haramla donatılmış, sistem bozuk, rejim bozuk, hayat bozuk. Açmış eline, yediği helal değil, giydiği helal değil, içtiği helal değil, ver ya Rabbi diyor. Peygamberimiz buyurmuş ki فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكَ. Hiç böyle bir adamın haccı ve duası kabul olur mu? Aman ya Rabbi, bu hadisin daha geniş açıklamasını önümüzdeki derse bırakayım. Hak Teala yeniden uyanmayı, yeniden iman etmeyi, yeniden Müslüman olmayı bize nasip eylesin inşallah. Geleneklerin, adetlerin elinde değil, İslam'ın, Kur'an'ın özünde Müslüman olmayı nasip eylesin inşallah. Kardeşler, yardımcı olmaya, çevrenize, civarınıza, yetimlere, öksüzlere, dullara, masumlara, sabilere, çaresizlere lütfen yüzünüzü çevirin, sırtınızı çevirin demiyorum. Yüzünüzü çevirin, elinizi uzatın, yardımcı olun. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدِّ وَالْحِسَانِ. Allah adaletle paylaşmayı ve insanlara karşılıksız iyilik yapmayı emrediyor. Allah emirlerini yerine getiren sevdiği kullara cümlemizi ilham